Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Avrupa Birliği işbirliğinde kurulan Türkiye'nin ilk Türk Arkeoloji Enstitüsü, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü düzenlenen törenle resmi açılışı yapıldı. Biz 1920'lerde bu topraklarda gelip Fransız, İngiliz, Alman dostlarımız buradan o eserleri götürürken onlara yardım edebilmek için kanı arabalarıyla onlarla beraber yürüyen bir topluluk. Ama bu çok fazla da bizim hatamız değildi. O zamanın şartlarıyla ve o zamanın imkanlarıyla belki bunu düşünmek lazım. Bugün bunun mücadelesini veriyoruz. Özellikle son 10 yıllardır, birkaç 10 yıldır devletimizin bu konudaki hassasiyeti, bunu Çanakkale şehitliğindeki gelişmelerden de görürsünüz. Anadolu'daki müzelerde de görürsünüz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yoğun çalışmalarında da görürsünüz. Şimdi biz o eserleri tek tek getirmeye uğraşıyoruz. Ve ne zorluklar çıkarıldığını ben de biliyorum. Tabii ki arkeoloji çok hassas bir konu. Tek bir milimetre karenin oraya oturmasından karbon testlerine kadar her dataya bakılması lazım. Bu toprakların mı diye. Ama bakıldığında ve bilindiğinde bile verilmemek için neler yapıldığını ben biliyorum. Bu ülkenin topraklarında nereye kazma vursanız bir eser bulursunuz. Ve bugün Antep'te biraz onun mutluluğunu yaşıyor. 20 tane müzemiz var. Hepsi büyük şehrin girişimleri. Ve bu kentte her programda ben saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanımız, bakanıma konu ne olursa olsun teşekkürü borç bilirim. Sporda, eğitimde, şunu, her alanda çok güzel hizmetler var. Ama bu alanda galiba özel bir teşekkürü hak ediyor Büyükşehir Belediye Başkanımız. But it's a long morning, but let me start by saying how happy I'm here to be here. Distinguished Mayor, dear Fatma Şahin, it's a particular pleasure to be here in Gaziantep this morning for the opening of the Turkish Archaeological and Cultural Heritage Institute. As a European Union delegation, we are proud to be part of this establishment of the institute. But let me begin by starting you, Mayor Fatma Şahin, personally. You have been a driving force behind this project. And when we met for the first time 3 years ago, you were talking about this project already, and ever since you have supported it. I think without you, we would not be here. So thank you very much. First, need to applaud. Culture represents an important dimension of human development. It defines relations between peoples, communities, ethnics, religious groups and countries. Cultural heritage. İşte bugün bu arkeoloji enstitüsü bu anlam ifadesiyle ya kuruluşundan çok daha önemli bir felsefesi vardı. Barışın, sevginin, kardeşliğin arkeoloji enstitüsü olarak bugün inşa edilmektedir. Ben çok özel teşekkür ediyorum. Daha önceki Büyükelçimiz Berger'le başladığımız süreçte, Sayın Büyükelçimiz göreve gelir gelmez hayırlı olsun diye gittiğimizde hem Belediyeler Birliği Başkanı iken yaptığımız bütün projelerde, bisiklet yolundan tutun ulaşım projesine, kültür projesine her zaman yanımızda oldu. Ama hamdolsun artık bugün laboratuvarda, arkeoloji laboratuvarında karbon analizimizi kendimiz yapacak bir Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Hayırlı olsun. Uğurlu olsun. Artık hiçbir yere göndermeye gerek yok. Hepsinin Gaziantep'e geldiği çok önemli bir laboratuvar açtık. 8 tane enstitü var ama laboratuvarı olan tek enstitü burası oluyor. Burada gösterilen büyük bir emek var, büyük bir gayret var. Buna rağmen 50 bin yeni belge Osmanlı arşivine ilave edildi. Buna rağmen 2100 yeni fotoğraf Osmanlı arşivine, devlet arşivine ilave edildi. Bir de gerçekten hızlı bir şekilde çalışmaya başladığında hem bugün Gaziantep Üniversitesi'ndeki arkeoloji bölümümüz,
hem Hasan Kalyoncu'daki hocamızın, Türkiye hocamızın gayretlerinin ne kadar önemli olduğunu çok hızlı bir şekilde görmüş olacağız. O yüzden arkeoloji enstitümüzün herhangi bir enstitü olmadığını, bizi biz yapan en önemli değer olduğunu, artık yeni bir tanım var. Kim zengin? Ne kadar doların var, o kadar zenginsin. Artık böyle bir zenginlik yok. Ne kadar petrolün var, o kadar zenginsin. Artık böyle bir zenginlik de yok. Ne kadar kültürel mirasın var, kültürel değerin var. Daha da mühimi, buna ne kadar kıymet veren bilim adamın var. Beşeri sermayen var. Yetişmiş insan gücün var. Bugün eğer bu çatıyı doldurabiliyorsak, bizim en büyük zenginliğimiz bu salondaki sizlersiniz. En büyük alkışı kendiniz hak ediyorsunuz. Kendinizi bir alkışlayın. Birlikte başardık. Birlikte başardık ve önümüzde çok uzun bir yolculuk var. Allah'ın izniyle 5 antik kentiyle İtalyanlarla Kargamış'ı, Yesemek Açık Hava Müzesi'ni, Dülük'te Allah'ın izniyle beyannamemize koyacağımız Dülük hak ettiği noktada değil. Dülük'ün de bu arkeoloji enstitüsünün kurulmasıyla hak ettiği noktaya geleceği çok önemli projeyi başlattık. Allah'ın izniyle proje çalışmamız tamamlandığında çok hızlı ihaleye çıkacağız. Ve yine Avrupa Birliği Büyükelçimizden kültüre verdiği kıymeti biliyoruz. Kültür dediği zaman hemen hızlı bir şekilde buraya pozitif ayrımcılık kaynak aktardığını görüyoruz. Daha sizinle yapacak çok işimiz var. Gidecek çok yolumuz var.